Hepiniz emeklisiniz, emekli olmayan da var mutlaka ama hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel programı bize hazırlayan bütün kişilere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ben emekli, memur emeklisi Emine Alur. Yani gerçekten hayatımız artık bir derin yoksulluk içinde hayatta kalma mücadelesi vererek yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü aldığımız maaş gerçekten daha elimize geçmeden eriyor. Ben tek başıma yaşayan ama bir ev tutup kiralayıp oturabilecek bile güce sahip değilim. Kız kardeşimin yanına taşındım, onunla birlikte yaşıyorum. Hani SSK ve Bağkur emekleri diyor ya, işte memurlara çok verildi. Emekli arkadaşlar, hepimiz aynı gemideyiz. Hani hep diyorlar ya, biz hepimiz emekliyiz, hepimizin durumu aynı. Ben en düşük emekli maaşı alan emeklilerden biriyim. 9.780 lira benim maaşım. Ev kiraları, en düşük ev kirası 10.000 lira. Ben onu ödeyemeyeceğim için kız kardeşimle yaşıyorum şu anda. 20 yıllık emekliyim. Bir evim yok yani açıkçası. Yine de yaşayamıyorum. Evde bir eşyamız bozulacak, yerini alamayacağız diye hayat mücadelesi veriyoruz. Gerçekten artık bunların son bulmasını istiyoruz. En düşük emekli maaşının 25 bin liradan aşağı olmamasını diliyoruz. Umarım sesimiz duyulur. Gerçekten biz artık derin yoksulluk yaşamak istemiyoruz. Çünkü emekli olmak demek sadece bir ekmekle makarnayla karın doyurmak değil. Bizim hiçbir sosyal yaşantımız yok. Çünkü evlere tıkındık, dışarı çıkamıyoruz. Ne para harcayıp bütçemizi alt üst etmeyelim diye. Bir sinemaya gidemiyoruz, tiyatroya gidemiyoruz, bir kitap alıp okuyamıyoruz. Yani bir akraba ziyaretine gidemiyoruz. Yanımızda bir şey götürüp maddi sıkıntıya düşmeyelim diye. Ona göre her gün hesap kitapla uğraşıyoruz. Artık lütfen rica ediyoruz, sesimizi duysunlar. Bizi gerçekten bu perişanlıktan kurtarsınlar. Yani bundan sonraki hayatımız hiç olmazsa mezara kadar böyle sürünerek gitmeyelim. Bizim tek dileğimiz artık sesimizin duyulması. Biz emekliler gerçekten derin yoksulluk yaşıyoruz. Bunu bilsinler. Bu kadar maaş mümkün değil. Hiçbir emekliye hak reva değil. Çünkü bir sürü insana bakan koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bir sürü mülteciye bakan Türkiye Cumhuriyeti emeklilerini perişan etmemeli. Yani daha güzel günler göstermeli. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, teşekkür ederim. Ben Ümit Kırmızı, ben de bir memur emeklisiyim. Bizim de durumumuz dediği gibi hanımefendinin hiç işler arası bir durumdayız, kötü durumdayız. Biz de tek maaşla iki çocuk okutan bir insanız. Şu anda da oğlum işsiz, evde beraber yaşıyoruz ve üçümüzün aylık gideri 10.000 lira. Aldığımız maaş 11.700 lira. Diğer sosyal hayatımız bitik durumda. Yani kredi kartlar olmasa yaşamımızı sürdüremeyeceğiz ama çağımızın vebası kredi kartlarda. Emekli bulaştığı zaman maaşı haciz geliyor, borçlanıyor, borçlandıkça evine borçlarla ilgili haciz geliyor. Memur emeklisi promosyon da alamıyor bu yüzden. Halen eski emekliler ve işçi emeklileri, Bağkur emeklileri promosyonlar hala 2.500 lirada. Çünkü borçlular kredi çekmişler. Borçlarından dolayı da şu anki 8.000 liralık, 10.000 liralık promosyonlardan da faydalanamıyorlar. 3 yıl zorunluluk olduğu için. Hepinize teşekkür ederim. Ben de bu sorunla dile getirmek istemiştim. Sağlıklı günler. Merhaba, günümüz aydın olsun. İnşallah yollarımız açık olur. Ben Fatma Köksoy. Ben kirada oturuyorum. Tek başımayım. Evlatlarım olmasın, geçimim yok. Aldığım 7 milyon, 7 milyon da ev sahibi alıyor. Ağır ki 7 milyon vermezsen evden çıkacaksın. Bana telefon etti. Şu anda vallahi billahi 1000 lira doğalgaz geliyor. Elektrik geliyor, su geliyor. Geçimim hiç yok, yiyeceğim sıfır.
Bakkala gittim, alışveriş merkezine kredi kartım vardı, 700 lira limiti var. Bir şeyler aldım, kasada kaldım yarısında. Buradan sesleniyorum, sesimizi duysunlar, ben eşimin parasını alıyorum. Bize yazık değil mi, günah değil mi, ne günahımız var? Acık, vallahi acık. Duyun sesimizi. Şu an kendimi zor tutuyorum. Evlatlarım olmasa ben nerede kalırım? O kadar insanlar görüyorum ki işler acısı. Ev sahibi bana her zaman telefon ediyor. Yazın 10 bin lira verdin. Kontratın günü bittiğinde 10 milyon vermiyorsan çıkacağım. Dışarı çıksam evler 20 bin diyor. 10 milyon. Nereden alacağım? Ben 80 yaşında bir kadınım. Buradan evlatlarıma 100 bin kere teşekkür ediyorum. Arkamdalar ama ne zaman acı. Onlar da bir ev geçindiriyorlar. Benim eşim çalıştı. Ek işte çalışırdı. Gani gani rahmet olsun. Oğul da sabahaca lisede löbet tutardı. Löbet. O zaman gece bekçiliği vardı. Ben bu hakkımı arayamazsam, ben bu sıkıntıyı çektikten sonra Türk niye de nasıl yaşayayım? Niye yaşayayım ya? Yaşamayayım, ölüyüm, ölüyüm. Çok doluyum. Çok doluyum. Bu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum size. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Maksim Bey'e 100 bin kere teşekkür ediyorum. Yoksullara, fakirlere elini uzattığı için. Özgür Bey'e karşımda görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpücükler atıyorum. Sana da. Aylin Başkan'a da. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Çok öpüyorum. Emeklilerimiz Emine Nur Hanımefendi'ye, Ümit Kırmızı Beyefendi'ye, Fatma Köksoy Hanımefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, sermaye ile emek karşı karşıya getirildiğinde her zaman emekten yana olan, emeklilikte eşitsizliğe, ayrımcılığa, adaletsizliğe son diyen, mücadelenizde, mecliste, sokakta ve her yerde sesiniz olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'i konuşma alanını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok farklı siyasi görüşlerden emekliler bugün burada misafirimiz. Burada bugün siyasi bir toplantı yapmıyoruz. Bugün Türkiye'nin inanılmaz bir gündemi var. Ben ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği, Özgür Efendi diye söylediği dünya kadar söz var. Hepsi cevap bekler. Devlet Bahçeli'nin söyledikleri var, cevap bekler. Çok sayıda siyasinin değerlendirmeleri var. Onlarla ilgili konuşmak ister ama bugün hiçbirini konuşmayacağım. Çünkü bu memlekette esas konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler. Emekli yılının başında emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler. Birazdan onlara da değineceğim. Madem emekli yılı dediniz ama gereği yapılmadı, hiç olmazsa bugün emeklilerin günü, başka bir şey konuşmayacağım. Sırf emeklileri konuşacağım. Siyasi bir toplantı değil bu. Her görüşten emeklimiz var burada. Ama toplandığımız yerde öyle herhangi bir yer değil. Burası baba evi. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, hepimizin içine doğduğu, sonra kimimizin büyüğüne, kimimizin küçüğüne taşındığı,
kiminin yakında oturduğu, kiminin Irak'ta oturduğu ama çorbasının kaynadığını bildiğimiz, bacasının tüttüğünü bildiğimiz baba evimiz. Tapusu ne bende ne Kemal Bey'deydi. Ecevit'te de yoktu, rahmetli İsmet Paşa'da da. Bu çatının tapusu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki ülkeyi 20 yılı aşkın süredir yönetenlerin ülkeyi derin bir adalet krizine, demokrasi krizine ve ekonomik krize sürüklediği ortada. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Anayasanın hiçe sayıldığı bir yerde, kanunların hükmünün olmadığı bir yerde, hak aramanın ortadan kalktığı bir yerde ekonominin bu halde olmasına kimse şaşmasın. Ama ben bugün ekonomik, derin ekonomik tahliller yapmak yerine ne yaşıyoruz, ne yaşıyorsunuz, ne yaşatıyorlar ve bunun sonucunda ne yapıyorlar birazcık onlara değinmek istiyorum. Şüphesiz herkes sıkıntıda ama rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Bu salondakiler, ekranı başındakiler ömürleri boyunca çalıştılar. Bu ülke için çalıştılar. Aileleri için çalıştılar. Evlatları için çalıştılar. Hatta birçoğu artık rahat etmesi gerektiği halde emekli olduktan sonra hiç bilmedikleri işleri yapmaya bile razı gelerek bir ek maaş almak peşinde hala çalışıyor. Diyorlar ki örneğin bayramda bir ikramiye verildiğinde ya da bir sefere mahsus bir para dağıtıldığında bile çalışan emekliye vermeyiz dediler. Çok itirazlar ve mücadeleler sonunda alabildik hep beraber. Niye vermiyorsun çalışan emekliye? O zaten emekli, bir yandan çalışıyorsa emekliye yaptığımızı ona vermeye gerek yok. Ya bir emekli niye çalışır? İşsiz bir çocuk vardır da torunlara bakmak için çalışır. Ya da üniversitede okuyan bir evlat vardır da onun harçlığını yollayabilmek için çalışır. Bir emekli niye çalışır? Biraz önce dinledik. Benim söyleyeceğim sözler ne kadar gerçekleri yansıtsa da biraz önceki üç konuşmacının yaptığı, verdikleri örnekler kadar hiçbir şey çarpıcı olamaz. 10 bin lira alıyorum, 9 bin lirası zaten kira diyor. Ben diyor kirada kalamadım, kardeşimin yanına taşındım diyor. Yani emekli ev kapatıyor. Bir diğeri diyor ki bir aletim bozulursa yaptıramam diye korkuyorum diyor. Aldığı para sadece kiraya gittiğinde 1000 lirada yakıt parası geliyor diyor. Elektrik geliyor, su geliyor diyor, param yok. Ütüsü bozulsa ütüsünü yaptıracak parası yok. Böyle bir hayatı rahat etmesi gerekenlere zehir eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün örneğin Almanya'da emekli Hans emekliliğinde emekli maaşıyla devletinin ona sağladığı imkanlarla uçağa biniyor. Antalya Havaalanı'nda iniyor. Manavgat'a gidiyor. Manavgat'ta tatil yapıyor. Onunla aynı zamanda doğmuş. Biri Almanya'ya çalışmış. Biri bu güzel memlekete çalışmış. Hans'ın muadili emekli Hasan kendi memleketinde Hans Almanya'dan Manavgat'a gelirken bırak Manavgat'a gitmeyi, tatile gitmeyi, parka çıkmaya, manavın önünden geçmeye korkuyor. Biri Manavgat'a gidiyor, öbürü manavın önünden geçmeye korkuyor. Bu ülkenin emeklisine bunları yaşatanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Binlerce sorun var. Emekliler içinde bayram ikramiyesini yıllar önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söylediğinde önce dalga geçenler, vermeyiz diyenler, sonra biz de vereceğiz diyenler, sonra onu komik rakamlarda bıraktılar. O bayram ikramiyesini alamayan özel banka emeklileri var, özel sandık emeklileri var. Batırılan bankaların
Muntazam sandıklarının emeklileri var mağduriyet yaşayan. Örneğin Türk Ticaret Bankası emeklileri var. Kendi sandıklarını ayırdılar. O sandık battı, battığıyla gitti. Şimdi en düşük emekli maaşına, en düşük emekli maaşını almaya mahkum edilmiş durumdalar. Böyle onlarca, yüzlerce farklı farklı mağduriyet dile getiriliyor. Ama bir bütün olarak emeklilerin en önemli sorunu şu. Türkiye İstatistik Kurumu diye kısaltılan, baş harflerini ben Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu diye söylediğim rakamları çarpıtan, rakamları düşük gösteren ama yaptığı iş bu kadar masum olmayan bir kurum var, TÜİK. O adeta her birinizin elini her birinizin cebine atıyor. TÜİK bir eli her birinizin cebine, çantasına sokuyor. Oradan para çalıyor. Nasıl çalıyor? Enflasyon, gerçek enflasyon %127 iken enflasyonu 64 diye açıklıyor. Ve emekliye zam verileceğinde bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında her birinizin cebinden para çalıyorlar. Bakın, ENAK diye bir kuruluş var. Nereden hesap yaptığını, nasıl hesap yaptığını açıkça paylaşıyor ve TÜİK'in %64 bulduğu enflasyonu üniversite hocaları %127 bulmuş. Gerçek enflasyon bir yıl öncesine göre TÜİK diyor ki %64. ENAK diyor ki %127. Şimdi birlikte bakalım. Bir yıl önce dana eti 197 liraymış, 200 liraymış. Doğru mu? Bugün 482 lira. Doğru mu? Aradaki fark %143. Koyun eti 200 liraymış, 530 liraya çıkmış. Doğru mu? Şöyle yapalım. Bakın, burada eğer bir tane yanlış rakam varsa itiraz edin, canlı yayın itiraz edeni versin. Doğruysa bu rakamları hep beraber onaylayın, Türkiye duysun. 200 liralık koyun eti 538 liraya çıktı mı? Aksini iddia eden var mı? Zeytinyağı 118 liradan 330 liraya çıktı mı? %180 artmış mı? Aksini söyleyen var mı? Dana eti %143. Koyun eti %157, zeytinyağı %180, patlıcan %123, çay %90 artmış, havuç. Havucun kilosu pazarda geçen sene 9 liraymış. Doğru mu? Şimdi 30 lira mı? 50 lira diyen var. 3 kat artmış. Ama enflasyon TÜİK'in Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumuna göre %64 artmış. Böyle olunca ne oluyor? Emekliye zammı TÜİK'in hesabına göre veriyorlar. TÜİK'in hesabına göre verilince memur emeklilerine %49 zam yapmıştı. En düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Onu büyük müjde diye söylediler. %33 zam yapıp 10.000 lira yaptı. SSK Bağkur emeklisine 42,5 verdi ve fiyatlar %140, %160, %110 artarken ortalama enflasyon %127 iken size verilen zam ortada. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır bir şey söylüyor. Siz diyor bile isteye teammüden emekliyi yoksullaştırıyorsunuz. Bakın, 2006 yılına kadar emekliler açısından hayat herkese ne kadar zorsa emeklilere de o kadar zordu. 2006'da geldiler, güncelleme katsayısını düşürdüler. Aylık bağlama oranını düşürdüler. Aylıkların alt sınırlarını düşürdüler ve o günden itibaren emekli maaşları gitgide düşmeye başladı. Bunlar geldiğinde bir emekli, en düşük emekli maaşı, demin 10.000 lira alıyorum dediler ya,
En düşük emekli maaşı bu ay 7500'dü. Gelecek ay 10.000 lira olacak. En düşük emekli maaşı asgari ücretin %144'üydü. %147'siydi. Yani asgari ücret 1 ise en düşük emekli maaşı 1.5'tü. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu aya kadar %44'ündeydi, eleştiriyorduk. Son yaptıkları zamla %59'a denk geldi. Asgari ücret 17.002 lira, en düşük emekli maaşı 10.000 lira. Bu durumda %59'u kadar veriyorlar. Bizim memleket altın hesabını yapar, sever. Çünkü paradan 6-0 atıldı, milyon diyorduk TL oldu. Milyarlar 1.000 oldu, hesaplar karıştı. Bakın çok basit bir hesap yapacağız bütün Türkiye'nin gözünün önünde. 2002'de 228 milyonken emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katıyken, o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde 8 tane çeyrek altın alıyordunuz. 8 tane. Hesap ortada. Bugün gelecek ayın ilan edilen 10.000 liralık en düşük emekli maaşıyla 2.5 tane altın alıyorsunuz. 3 de değil, 2.5. 5.5 altın, 5.5 çeyrek altın her ay Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle emeklinin evinden çalınıyor, başka birilerinin cebine konuluyor. 8 çeyrek altından 2.5 çeyrek altına gelinen bir noktadayız. Bunu bütün emekliler adına, bütün memleketimize, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye oy veren herkese şikayet ediyoruz. Siz oyu veriyorsunuz, onlar cebinizden her ay 5.5 çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak. Bu hesap sorulacak. Bütün dünyada nüfus yaşlanırken emeklilik sistemlerinin büyük bir sorunu var. Emekli maaşları gayri safi milli hasılada, milli gelire oranı artıyor. Kaçınılmaz bir şey. Bir milli geliriniz var, nüfusunuz yaşlanıyor, emekliye ödenen paranın payı artıyor. Buna çare arıyor dünya. Ne olarak arıyor? Gelirlerini arttırmak için arıyor. Başka tedbirler arıyor. Türkiye'de durum ne? Hele hele ne beklersiniz? Nüfus yaşlanıyor. Bir de geçen sene 2.5 milyon yeni emekli geldi. Ama emekliye tüm emeklilere ödenen aylıklar toplamının milli geliri oranı 3 yıl önce %7 iken şimdi %5'e gerilemiş. Bakın emekli sayısı artmış, nüfus yaşlanmış ama emekliye verilen para milli gelirin %7'sinden %5'ine düşmüş. Şimdi EYT'yi çıkarmam dedi, bunlar çift dikiş yapacağım dedi, seçimi kaybetme tehlikesi belirince EYT'yi çıkardı ya, biz 2.5 milyon kişiyi emekli ettik diyor ya. Emekli edersen ne yaparsın? Emekliye maaş ödersin. Yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödettiriyorlar. Yeni emekliye bağlanan maaşı siz ödüyorsunuz. %7 varken para 5'e düşmüş. Yani emekliye ayrılan para hem 7'den 5'e düşüyor, hem de dünya kadar yeni emekli sayısı var. Hem EYT'yi çıkardım diyeceksin, herkesten oy isteyeceksin. Sonra yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödeteceksin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız. Bakın geçen gün 7500 liraları 10.000 yaptı ya, bir de %5 artış yaptı ya, ertesi gün
bütün yandaş gazeteler emekliye müjde, emekliye büyük zam yazdı ya. O gece dedi ki bunun bize getirdiği yük tam 200 milyar lira. Size verdiği 7500'den 10 bin liraya çıkarmaya yük diyor ve 200 milyar lira diyor. Bakın kur korumalı mevduata ödenen para 800 milyar lira. Yani emekliye verdiğine yük dediğinin tam 4 katını kur korumalı mevduata, parasını para katanlara. Efendim benim param var, varsa var, ben bundan dolar alacağım, al ya artmazsa. Ben bunu faize koyayım, koy ya yetmezse, ya dolar faizden çok olursa, ya faiz dolardan yüksek olursa karar veremiyorum diyenlere, aman sen parayı getir bize koy, şu kadar faiz al, dolar daha çok artarsa o parayı hazineden ödeyeceğim dediler. Yani yüksek yüksek faizlere bile veya bankadan aldığı faize, siz kirayı ödeyemiyoruz ya, birileri kira ödeyemeyizken elindeki milyonlara, yüz milyonlara verilen faiz yetmez, Türk parasına güvenmiyorum, dolara gideceğim, aman gitme faizi de al, dolar artarsa biz aramızda toplar size veririz dediler. Sizden aldılar, onlara verdiler. Kur korumalı mevduata verilen para 800 milyar lira. Size verip de yük olarak gördüğü para 1/4'ü 200 milyar lira. Bu yüzden bu düzen böyle gitmez. Önerilerimiz şu. 1. Kanun teklifimiz var. Bir kere en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Yetmez. Çünkü 1'e 1,5'tu. Oralara mutlaka çıkmalı. Ama en düşük emekli maaşı hiç olmazsa asgari ücret olmalı. Yani bugün 10 bin dediği 17 bin liraya bir kere derhal çıkmalı. Kalıcı bir düzenleme yapılmalı. Eğer bu yapılırsa emekliler siyasetçilerin gözlerinin içine bakmak, ağzının içine bakmak zorunda kalmazlar. Bir standarda bağlanmış olur. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmasını söylemek demek, en düşük emekli maaşının temel maaş olmasını kabul etmek anlamına da gelmiyor. 2002 yılında en düşük emekli maaşını alanlar emeklilerin pek az bir kısmı iken, şimdi neredeyse bu ortalama maaş haline geldi. Salonda herkes emekli. Dışarıdan kimse gelmedi. Ön sıradaki genel başkan yardımcılarımız, parti yöneticilerimiz hariç salonda emekli olmayan yok. 10 bin lira emekli maaşı alanlar bir el kaldırabilir. Pardon, en düşük bu ay 7500 alıp gelecek ay 10 bin alacak olanlar. Bakın salonun neredeyse %70'i en düşük emekli maaşını alıyor. Durun durun, geliyorum. Şimdi bu salonda bulunanların %65-70'i en düşüğü alıyor. Oysa ki 2002 yılında emeklilerin çok azı en düşük emekli maaşını alıyordu. Ortalama emekli maaşı en düşük emekli maaşından çok yukarıda bir yerdeydi. Şimdi ortalama emekli maaşı neredeyse en düşük emekli maaşı kadar. O yüzden bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Bunun olması için prim güncelleme katsayıları arttırılmalı. Aylık bağlama oranları arttırılmalı. Aylıkların art sınırları arttırılmalı. Yani 2006 yılında gelip, 2006 yılında gelip emekli, 2002'de gelip 2006'da 5510 sayılı kanunda neyi bozdularsa düzeltmek gerekiyor. Hem oranı, hem alt sınırı, hem de diğer bozdukları bütün parametreleri düzeltmeliyiz ki en düşük emekli maaşı genel maaş olmasın. Ayrıca biraz önce emeklilerimiz seslendi. Başka sıkıntılar da var. Dul ve yetim maaşları var. Bir maaş kaç parçaya bölünüyor? Ve o bölünen parçalar yüzünden insanlar komik maaşlar alıyorlar. Bizim iddiamız şudur. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı.
bu dul ve yetim içinde, bu her türlü maaşta, bu sınırın altında hiçbir maaş kalmamalı. Bir emekliden kalan maaş 3'e 4'e bölünüp pay edilmemeli. Çünkü birisi bir şehirde yaşayan bir eş, biri bir başka şehirde yaşayan bir kız evlat, biri bir başka şehirde yaşayan bir başka mağdur oluyor. O kalan maaşın bölünmesi ve çok düşük maaşlara insanların mahkum edilmesi doğru değil. Emeklinin derdi çok. Diyor ki bir tanesi %25 kesinti oluyor diyor, dul ve yetimlerden zaten kesintiler kaldırılmalı dedim. Bir tanesi ilaçlara diyor. Eskiden emekli eczaneye giderdi, ilaçlarını alırdı. Emekli %10, çalışan %20, hele hele raporlu hastalığı varsa hiç para ödemeden çıkardı. Şimdi hastaneye gidiliyor, doktor muayene ediyor, maaştan muayene parası kesiyorlar. Eczaneye gidiyor, ilaç alıyor, maaştan ilaç parası kesiyorlar. Ayrıca doktorun yazdığı ilaç en ucuzu ama veya doktorun yazdığı ilacın en ucuzunu ödüyor. Elde bu ilaç yok, piyasada yok. İlacını alacaksan fiyat farkı ödeyeceksin diyorlar. Raporlu ilaç alıyor, raporlu ilaçtan da fiyat farkı alıyorlar. Ve hasta reçetenin yaprağına para, ilacın kalemine para, sağlık ocağında muayene olduysan ayrı para, devlet hastanesinde ayrı para, fethiyeye ayrı para, ayrıca 6 ay sonrasına gün veriyorlar. Erken röntgen çektireceksen, erken MR çektireceksen fark öde, gece yarısı gel çektir yapıyorlar. Bu sıkıntıların hepsi emeklilerimizin sırtında. Benim söyleyeceğim şu: biz bugün gündemi sadece emeklilere ayırdık. Eğer geçtiğimiz hafta şehitlerimiz olmasaydı, Tan Doğan Meydanı'nda toplansaydık, ne diyorduk? Sahip çıkıyoruz. Geleceğimize, ülkemize, milletimize, emeğimize, ekmeğimize, emeklilerimize sahip çıkıyoruz diyorduk. Hep birlikte meydanlarda olacaktık. O gün olmadı ama emeklinin sesini duymazlarsa çok yakında hep beraber meydanlarda olacağız. Emeğimize, ekmeğimize ve emeklilerimize sahip çıkacağız. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Hakaret etmeyi bırak, yalan atmayı bırak, İftirayı bırak, şu emeklinin dön gözünün içine bak. 10 bin lira maaşla, 10 bin lira maaşla bu memlekette kira mı ödeyecek, doğalgaz mı ödeyecek, elektrik mi ödeyecek, su mu ödeyecek, gidip de pazara mı çıkacak, gidip de erzak mı alacak, çorbayı nasıl kaynatacak, karnını nasıl doyuracak ve bundan sonra hayatını nasıl geçindirecek? Ben buradan emeklilere şunu söylüyorum: bugüne kadar hep ezildiniz, hep unutuldunuz, hep ihmal edildiniz. Hep bir mesele vardı, sizin sorununuzdan önemliydi. Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok. Bunu kabul etmiyoruz. Çıkıyor emeklinin karşısına, biliyorum diyor, biliyorum da demiyor da, bilmeni ve kabul etmeni istiyor. Açsın diyor, yoksulsun diyor, sıkıntın büyük ama tehlike de büyük. Ezanı dindirecekler, oyu bana ver. Vatanı böldürecekler, oyu bana ver. Bayrağı indirecekler, oyu bana ver. Kardeşim, bu memlekette bugüne kadar bu vatan bölünmediyse, bu bayrak inmediyse, bu ezan dinmediyse senin hamasetin yüzünden değil, bu emekliler sayesinde inmedi.
5 vakit ezanı okuyan müezzin emekli değil mi? Namazı kıldıran imam emekli değil mi? Hudut boyunda bayrağı dalgalandıran asker, uzman çavuş emekli değil mi? Bugüne kadar bu ordunun yemeğini pişirenler, ekmeğini pişirenler, bu ordunun evlatlarını yetiştirenler, emekli öğretmenler değil mi? Aşçılar değil mi? Hizmetliler değil mi? Bunlar bu vatan emeklileridir. Eğer sen emekline bir gelecek sunmazsan çalışanın da geleceğinden ümidi olmaz, kaygısı olur. Bunun için Türkiye'ye sesleniyoruz. Emeklileri sorunu bu ülkenin gerçek beka sorunudur. Hepimiz bir gün emekli olacağız ve emeklilerini açlığa, sefalete, yokluğa terk eden, pazara çıkamaz hale getiren, alışverişte alışveriş torbasının yarısını kasada bıraktım dedirten bir gelecek düşünen herkes için bu ülkenin emeklilik sorunu beka sorunudur. Bundan sonra emekliler sorunlarına sahip çıkacaklar. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Emeklinin sesini duy, yoksa biz emeklilerin sesini sana duyurmasını biliriz. Emeklerine, geleceklerine sahip çıkacaklar mı? Çıkacak mısınız? Bu haksızlığa karşı hakkınızı arayacak mısınız? Hep beraber olacağız. Kalkın ayağa, alın hakkınızı. Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. Ya hakkımızı verirsin, ya emekliler hakkını almasını bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz. Size inanıyoruz, size güveniyoruz.